Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Relativ Pronomen und Relativsätze. Hazırsanız dersimiz başlasın. Nedir acaba Relativ Pronomen anlamı? Relativ Pronomen arkadaşlar, burada tabii Relativ Pronomen çoğul olarak ilgi zamirleri anlamına geliyor arkadaşlar. Relativsätze ise ilgi cümleleri demek. Ne demek istediğimi zaten incelediğimizde bu cümleleri ayrıntılı görüyor olacağız. Şimdi nominatif, akusatif ve datif hallerdeki bu cümleleri öncelikle bir inceleyelim. Nominatiflikle bir başlayalım. Nominatif neydi arkadaşlar? Yalın hal anlamına geliyordu. Ne oluyordu yalın halden kasıt? Der, die ve das artikelleri yerli yerinde duruyordu ve herhangi bir dönüşüme uğramıyordu, öyle değil mi? Şimdi biz buraya baktığımızda iki cümle var ve biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde burada ne yapıyoruz? Bir ilişkilendirmeye giriyoruz. Dolayısıyla bu ilgi zamirinden kasıt bir adres gösterme. Dilerseniz ilk örneğimizde bir bakalım. Das ist der Mann zaten anlaşılır bir şekilde ne diyor? Bu o adam, değil mi? Cümlenin içerisinde artikel varsa arkadaşlar burada bir adres gösterme söz konusu. Bu o adam anlamına geliyor. Das ist der Mann. İkinci cümleye baktığımızda der Mann hilft mir. Helfen neydi? Yardım etmek demekti ve düzensiz fiiller kapsamında, değil mi? Ich helfe, du hilfst, er, sie, es hilft şeklinde ele alıyorduk, değil mi? Wir helfen, ihr helft, sie, sie helfen. Mir, bana. Şimdi der Mann hilft mir, o adam bana yardım ediyor. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde bunu nasıl bir araya getiririz ona bakacağız. Das ist der Mann hilft mir. Bu o adam, o adam ki bana yardım ediyor. Şimdi bu işte o adam, o bana yardım ediyor şeklinde birebir Türkçe'ye çevirecek olursak aynı cümle içerisine baktığımızda arkadaşlar ortak payda neresi oluyor arkadaşlar? Der Mann. Dolayısıyla der Mann dikkate almamız gerekiyor ve diyeceğiz ki bu o adam ki o adam bana yardım etti anlamı taşıyor. Das ist der Mann, der mir hilft. Şimdi buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Das ist der Mann, bakın baştaki cümleyi aynen buraya taşıdım. Virgülden sonra bakın ikinci defa der Mann demeye gerek kalmadan der ile devam ettiriyorum. Bu durumda das ist der Mann, der mir hilft. Bakın burada bir adres gösteriyor. Buradaki der'den kasıt kim? Der Mann. Bu durumda ki o bana yardım ediyor demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki bu adam ki o adam bana yardım ediyor gibi bir anlam çıkıyor güzel Türkçe'de. Bu durumda das ist der Mann, der mir hilft demiş oluyoruz. Şimdi bu nominatif olarak ele aldığımız bir durum. Peki akusatif de, akusatif neydi? Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. İsmin ihale söz konusuysa ne oluyordu bu? Akusatif kapsamında oluyordu. Örnek cümlemize bir bakalım. Gene das ist der Mann ile başlıyor. Ich kenne den Mann nicht. Evet. Kenne neydi? Tanımak demekti arkadaşlar. Ich kenne den Mann, o adamı tanımıyorum dediğimizde arkadaşlar burada kenen akusatif kapsamında, yani ismin ihali kapsamında. O adamı tanımıyorum. Ich kenne den Mann nicht. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde bu o adam ki o adamı ben tanımıyorum demiş oluyorum. Evet, bu cümleler biraz komik gelebilir kulağa ama emin olun her şeyde aslında bir anlam vardır arkadaşlar. Tabi burada fonksiyonel olarak bakmakta fayda var. Çünkü bu maviyle işaretlemiş olduğum, zaten bu maviyle işaretleniyorsa ne anlama geliyordu? Der anlamına geliyordu, öyle değil mi? Buraya dikkatimizi çekersek arkadaşlar zaten asıl amacımız buradaki o dönüşüme dikkat çekmek. Cümlenin tabii ki başka birçok şeyle bu ne yapılabilir? Örneklendirilebilir ama çok bariz olduğu için kennen ile ben bunu ilişkilendirmek istedim. Şimdi das ist der Mann, ich kenne den Mann nicht. İkinci cümlede zaten bariz bir şekilde akusatiflik hissediliyor. Nereden hissediliyor? Der Mann neye dönüşmüş? Den Mann şekline, değil mi? Dönüşmüş.
Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Baştaki cümleyi gene buraya taşıyacağım. Ne diyeceğim? Das ist der Mann. Virgülümle ayırdım. Şimdi artikelle başlamam gerekiyor. Ancak artikelim burada ne durumda? Akusatif durumunda. E bu durumda den man demeye gerek kalmadan ne yapıyorum? Çünkü man burada. E bu durumda den ile devam ediyor cümle. Das ist der Mann, koma den ich nicht kenne. Ki o adamı ben tanımıyorum demiş oluyorum. Burada yukarıda ne yapmıştık arkadaşlar? Das ist der Mann, bu o adam ki o bana yardım etti gibi bir anlam çıkıyor. Bakın ikinci defa man kelimesini kullanmadık. Çünkü adres gösterdiğim zaten virgülden önce der Mann. E burada da durum gene aynı. Virgülden sonra adres gösterdiğim gene der Mann. E bu durumda das ist der Mann, den ich nicht kenne şeklinde bu iki cümleyi ne yaptım arkadaşlar? Tek bir cümle haline getirmiş oldum. Burada da demek ki ne oluyormuş? Akusatiflik, yani ismin iyi hali söz konusu olmuş oluyor. Zaten nereden anladık ismin iyi hali olduğunu? Kennen, tanımaktan, bir şeyi, birini tanımak ismin iyi hali, yani akusatifi gerektirmiş oluyor. Üçüncü hale bakalım. Üçüncü halde ne? Datif. Datifteki kuralımız neydi arkadaşlar? Der neye dönüşürdü? Dem mi? Öyle değil mi? Şimdi gene bakıyoruz. Das ist der Mann. Bu o adam. Ich helfe dem Mann. Ben o adama yardım ediyorum. Şimdi o adama dediğimiz için ne olacak burada? Datif olacak. Bu durumda zaten bariz bir şekilde yazmışız. Ich helfe dem Mann. O adama yardım ediyorum. Şimdi diyeceğim ki bu adam ki ben ona yardım ediyorum gibi bir anlam taşıyacak bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde. E bu durumda ne olacak? Das ist der Mann, dem ich helfe. Dolayısıyla burada ikinci bir man demeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü adres gösterdiğim zaten virgülden önceki der Mann. E bu durumda das ist der Mann, dem ich helfe. Bu o adam ki ben ona yardım ediyorum gibi bir anlam doğmuş oluyor. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Ne oluyormuş arkadaşlar? Nominatif halde adı üstünde yalın olduğu için artikel yerli yerinde kalıyor. E bu durumda das ist der Mann, der Mann hilft mir. Adam bana yardım ediyor. E bu durumda das ist der Mann, der mir hilft. Bu o adam ki o adam bana yardım ediyor demiş oluyoruz. Akusatifte ismin iyi hali gene das ist der Mann. Ich kenne den Mann nicht. Bu o adam. O adamı tanımıyorum demiş oluyoruz. E dolayısıyla das ist der Mann, den ich nicht kenne. Bu o adam ki ben onu tanımıyorum demiş oluyoruz arkadaşlar. Datife baktığımızda datifte de ne oluyordu? De da anlamında adama dediğimizde demek ki ne oluyor? Datif kapsamında oluyor. Gene aynı şekilde das ist der Mann. Ich helfe dem Mann. Bakın burada datiflik söz konusu der Mann, dem'e dönüşmüş. Çünkü adama yardım ediyorum. Helfen yardım etmek. E dolayısıyla adama yardım ediyorum dediğim için burada dem'e dönüşüyor. İki cümleyi bir araya getirdiğimde ne olacak? Das ist der Mann, dem ich helfe. Yani kalkıp burada ikinci defa man demeye gerek kalmadan ne yapmış oluyorum? Buraya adres göstermiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist der Mann. Der Mann hilft mir. Das ist der Mann. Der Mann hilft mir. Das ist der Mann, der mir hilft. Das ist der Mann, der mir hilft. Das ist der Mann, ich kenne den Mann nicht. Das ist der Mann, ich kenne den Mann nicht. Das ist der Mann, den ich nicht kenne. Das ist der Mann, den ich nicht kenne. Das ist der Mann, ich helfe dem Mann. Das ist der Mann, ich helfe dem Mann. Das ist der Mann, dem ich helfe. Das ist der Mann, dem ich helfe. Şimdi dilerseniz arkadaşlar die artikeliyle bu durumu inceleyelim. Örnekler birbirine benziyor farkındaysanız. Sadece artikellere yoğunlaşmakta fayda var arkadaşlar buradaki o dönüşümlere. Bakıyoruz ilk cümlemiz ne diyor? Das ist die Dame. Die Dame hanımefendi demek. Bu o hanımefendi dediğimizde demek ki das ist die Dame diyoruz. Die Dame hilft mir.
bu hanımefendi bana yardım ediyor. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya kattığımızda ve nominatifte bir araya kattığımızda ne olacak? Die gene ne oluyor arkadaşlar? Die olarak kalıyor. Çünkü nominatifte herhangi bir zaten adı üstünde değil mi? Nominatif yalın haldeki artikeller kastedilmiş oluyor. Bu durumda ne olacak? Das ist die Dame, die mir hilft. Bu o kadın ya da hanımefendi ki o bana yardım ediyor demiş oluyoruz değil mi? Das ist die Dame, die mir hilft. Bakın az önceki durumla aynı. Buradaki die Dame ikinci defa demeye gerek kalmıyor. Neden? Virgülle ayırdım ve die ile devam ettiğimde zaten buraya vurgu yapılmış oluyor. Yani hanımefendi, o hanımefendi bu durumda das ist die Dame, die mir hilft demiş oluyoruz. Akusatife baktığımızda arkadaşlar, akusatifte ne oluyordu? Dönüşüm sadece derdeydi. Değil mi? Der, den'e dönüşüyor. Az önce onu gördük. Die, burada herhangi bir dönüşüm yok. Bu durumda ne olacak? Öncelikle üst satıra bir bakalım. Das ist die Dame. Ich kenne die Dame nicht. Evet, bu o hanım, bu ya da düzeltiyorum, bu hanım, değil mi? Bu o hanım, bu tabii Türkçe birebir çevrildiğinde die Dame'den kasıt arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi burada bir hanım vardır. Dolayısıyla ona bir gönderme yapıyorum. Bu hanımı ben tanımıyorum demiş oluyorum. Ich kenne die Dame nicht. Bu durumda şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde das ist die Dame, die ich nicht kenne. Bu o hanım ki ben bu hanımı tanımıyorum demiş oluyorum. Tabii anlam olarak az önce de söylediğim gibi arkadaşlar biraz havada kalabiliyor ama fonksiyonel olarak bakmakta fayda var arkadaşlar. Aslında mantıksızlık da yok. Emin olun böyle bir durumla karşılaştığınızda aslında mantıklı olacağını göreceksinizdir. Tabii böyle biri bir ele alındığında havada kalabiliyor. Burada ne denmek istiyor diye düşünebiliyorsunuz çoğu zaman ama dediğim gibi fonksiyonel olarak bakalım. Das ist die Dame. Die ich nicht kenne, ki ben onu tanımıyorum demiş oluyorum. Kennen de neydi az önce de söylediğim gibi? Akusatifi gerektiriyor. Onu tanımıyorum dediğimde. Değil mi? Datif'e bakalım. Datif'te durum nedir? Das ist die Dame. Ich helfe der Dame. Evet, buradaki E birazcık silik çıkmış. Şöyle birazcık düzeltelim. Noktamızı da koyalım. Evet. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ich helfe der Dame, o hanıma yardım ediyorum dediğimde bakın die ne oluyor? Zaten datif kuralımız neydi? Dere dönüşüyordu öyle değil mi? Demek ki die dere dönüşüyordu. Ben o hanıma yardım ediyorum dediğimde bu o hanım ki ben ona yardım ediyorum dediğimde das ist die Dame, ich helfe der Dame. Evet, ne olacak? Das ist die Dame, der ich helfe. Bu o hanım ki ben ona yardım ediyorum demiş oluyorum. Tabii bunun Türkçesini birebir çevirdiğimde biraz havada kalabiliyor ama aynen bu yapıları birebir çevirdiğimden dolayı hani bu şekilde söylemem gerekiyor arkadaşlar. Demek ki buradaki der neye gönderme yapıyor? Buradaki die Dame'ye. Yani ikinci defa das ist die Dame, der Dame ich helfe denmez. Çünkü bunu karşılamış oluyor arkadaşlar. Tıpkı güzel Türkçe'de de olduğu gibi. İkinci defa mesela bir hanımefendiden bahsederken aynı cümlenin içerisinde tekrar hanımefendi demeye gerek kalmaz öyle değil mi? O sebepten burada da ne yapmış oluyorum? Artikelle bunu karşılamış oluyorum. Dilerseniz bu öğrendiklerimizin şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki nominatif hal yalın hal anlamına geliyor. Yani yalın halden kasıt artikeller yerli yerinde duruyor. Das ist die Dame, die Dame hilft mir. Bu o hanım, o hanım bana yardım ediyor. Bu o hanım ki bana yardım ediyor dediğimizde das ist die Dame, die mir hilft. Evet, göndermeyi görüyoruz. Bakın adres göstermeyi. Akusatif ismin iyi hali. Nereden anladık akusatif olduğunu? Kennen, yani tanımaktan. Kennen neyi gerektiriyormuş? Akusatifi, yani ismin iyi halini. Das ist die Dame, ich kenne die Dame nicht. Ben o hanımı tanımıyorum değil mi? Das ist die Dame, die ich nicht kenne. Bakın buradaki adres göstermeyi fark ettiniz değil mi? İkinci defa Dame kullanılmıyor. Hiçbirisinde kullanılmıyor arkadaşlar. Datif'te de ne oluyor? Das ist die Dame. Ich helfe der Dame.
o hanıma yardım ediyorum. Bakın iki cümleyi bir araya getirdiğimde das ist die Dame, der ich helfe demiş oluyorum. Dolayısıyla bu o hanım ki ben ne yapıyorum? O hanıma yardım ediyorum demiş oluyorum ve ne yapıyorum? İki cümleyi aslında bir cümle haline getirmiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist die Dame. Die Dame hilft mir. Das ist die Dame. Die Dame hilft mir. Das ist die Dame, die mir hilft. Das ist die Dame, die mir hilft. Das ist die Dame. Ich kenne die Dame nicht. Das ist die Dame. Ich kenne die Dame nicht. Das ist die Dame, die ich nicht kenne. Das ist die Dame, die ich nicht kenne. Das ist die Dame. Ich helfe der Dame. Das ist die Dame. Ich helfe der Dame. Das ist die Dame, der ich helfe. Das ist die Dame, der ich helfe. Şimdi sıra das artikelinde arkadaşlar. Das artikelinde nominatif olarak incelediğimiz cümlelere baktığımızda das ist das Kind, das Kind çocuk, bu o çocuk, das Kind hilft mir, çocuk bana yardım ediyor. Şimdi bu iki cümleyi biz bir araya getirdiğimizde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? O her iki taraftaki Kind atıyorum ve artikelle devam ediyorum. Aslında prensip bu. Ancak bunu yaparken nominatif mi, akusatif mi, datif mi diye incelemem gerekiyor. Dolayısıyla o bana yardım ediyor dediğimize göre o bu durumda ne oluyor? Das Kind. Bunu dikkate almam gerekiyor. Ne olacak? Nominatif. Bu durumda das ist das Kind. Das Kind hilft mir. Bu o çocuk. Çocuk, o çocuk bana yardım ediyor. Das ist das Kind. Das mir hilft. Bu o çocuk ki o bana ne yapıyor? Yardım ediyor demiş olduğumuzda bakın buradaki das ile das Kind'e bir gönderme yapmış oluyoruz. Akusatife baktığımızda akusatifte das'ta dönüşüm var mıydı arkadaşlar? Yoktu değil mi? Das gene das olarak kalıyordu. Bakalım cümlemize. Das ist das Kind. Ich kenne das Kind nicht. Ben o çocuğu tanımıyorum dediğimizde kennen neydi değil mi? Az önce de gördük zaten. Tanımak. Dolayısıyla burada akusatiflik söz konusu ancak dönüşüm yok. Çünkü das artikeli. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Das ist das Kind, das ich nicht kenne. Demek ki ikinci defa das Kind demeye gerek kalmadan das ist das Kind, das ich nicht kenne. Bu o çocuk ki ben onu tanımıyorum demiş oluyoruz bu haliyle. Datif'e baktığımızda datif'te arkadaşlar dönüşüm var mı? Evet var. Das ne oluyordu? Dem'e dönüşüyordu. Bu durumda bir bakalım. Das ist das Kind. Ich helfe dem Kind. Ben o çocuğa yardım ediyorum dediğimde ich helfe dem Kind diyorum. Öyle değil mi? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapıyormuşum arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen taşıyorum ve virgülle ayırıyorum. Bu durumda das ist das Kind, dem ich helfe. Demek ki bu o çocuk ki ben ona yardım ediyorum demiş oluyorum. Demek ki bakın burada ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Virgülden sonra artık durum nominatif mi, akusatif mi, datif mi? Buna göre eğer gereklilik varsa ne yapıyorum? Dönüştürüyorum burada olduğu gibi. Ancak burada herhangi bir dönüşüm yok. Gene das olarak kalıyor ki burada da gene ne oluyor? Das olarak kalıyor öyle değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Ne diyoruz? Nominatif halde das ist das Kind. Bu o çocuk. Das Kind hilft mir. Bu çocuk ne yapıyor? Bana yardım ediyor. Das ist das Kind. Das mir hilft. Bu o çocuk ki o bana yardım ediyor diye birebir Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu demek ki nominatif. Akusatife bakıyoruz. Das ist das Kind. Ich kenne das Kind nicht. Ben o çocuğu tanımıyorum. Değil mi? Burada bir çocuk var diyorum ki bu o çocuk ki ben onu tanımıyorum dediğimde das ist das Kind, das ich nicht kenne dediğimde ne oluyor? Bakın adres göstermiş oluyorum. Datif'te de ne oluyor bir bakalım. Das ist das Kind, ich helfe dem Kind, ben o çocuğa yardım ediyorum. Das ist das Kind, dem ich helfe. Demek ki ne yapıyorum? Gene burada adres göstermiş
oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist das Kind. Das Kind hilft mir. Das ist das Kind. Das Kind hilft mir. Das ist das Kind, das mir hilft. Das ist das Kind, das mir hilft. Das ist das Kind, ich kenne das Kind nicht. Das ist das Kind, ich kenne das Kind nicht. Das ist das Kind, das ich nicht kenne. Das ist das Kind, das ich nicht kenne. Das ist das Kind, ich helfe dem Kind. Das ist das Kind, ich helfe dem Kind. Das ist das Kind, dem ich helfe. Das ist das Kind, dem ich helfe. Şimdi sırada arkadaşlar plural form, yani çoğul form var. Çoğulları biz ne yapıyorduk? Sarıyla işaretliyorduk, öyle değil mi? Öncelikle nominatif haldeki ilk cümlemize bir bakalım. Ne diyor? Das sind die Kunden. Evet, Kunden, die Kunden müşteriler demek arkadaşlar. Bunlar o müşteriler. Die Kunden helfen mir. Müşteriler bana yardım ediyor. Şimdi diyeceğiz ki bunlar o müşteriler ki onlar bana yardım ediyor dediğimizde iki yapıda ne var arkadaşlar? Ortak payda da ne var? Die Kunden. Bu sebepten dolayı ne yapacağım? Diğer Kunden'i atmam gerekecek ve nominatif halde ne yapacağım bu sefer? Das sind die Kunden, virgülle ayıracağım. Die mir helfen. Ki onlar bana yardım ediyor demiş oluyoruz. Şimdi ben tabii dersin başından beri ki onlar diyorum ya, böyle bir anlam doğduğu için bu şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur eminim. Yani burada bunlar müşteriler, o müşteriler bana yardım ediyor demiş oluyorum ve bir cümle haline soktuğumda bunu birebir Türkçe'ye çevirdiğimizde ki'den yardım alırız ya. O sebepten bu şekilde anlatma gereği hissediyorum. Das sind die Kunden demek ki arkadaşlar bunlar müşteriler ve onlar ne yapıyormuş? Bana yardım ediyorlarmış, değil mi? Bu sebepten ne diyeceğim? Das sind die Kunden, die mir helfen diyeceğim. Peki akusatifte durum ne? Ne oluyor? Die gene aynı şekilde kalıyor. Yani die olarak kalıyor. Bakıyoruz. Das sind die Kunden. Ich kenne die Kunden nicht. O müşterileri tanımıyorum diyor. Değil mi cümlemiz? Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Burada akusatiflik söz konusu olduğu için ama herhangi bir dönüşüm yok. Die olarak kalıyor. Bu durumda ne olacak? Das sind die Kunden. Die ich nicht kenne. Bunlar müşteriler. Müşteri olduklarını biliyorum ama o müşterileri tanımıyorum dediğimde die ich nicht kenne ile ne yapıyorum? Cümlemi sonlandırmış oluyorum bu şekilde. Yani buradaki die yapısını zaten görüyorsunuzdur değil mi? Die Kunden virgülle ayırıyorum ve ne yapıyorum? İlgili artikelle devam etmiş oluyorum. Bu durumda die. Datif'e baktığımızda datifteki duruma bir bakalım. Das sind die Kunden. Ich helfe den Kunden. O müşterilere yardım ediyorum. Bunlar o belli değil mi? Belli başlı bir müşteriden bahsediyorum. Bir grup müşteriden bahsediyorum ve diyorum ki onlara yardım ediyorum. Bu durumda das sind die Kunden, dikkat, denen ich helfe. Dikkat edelim arkadaşlar. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Relatif pronom şeklinde die plural ne oluyormuş? Denen oluyormuş. Buraya çok dikkat edelim. Demek ki burada mutlaka çoğullarda ne yapıyormuşuz? Datif haldeyken denen dememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Burası çok önemli. Demek ki das sind die Kunden, bunlar müşteriler. Ich helfe den Kunden, ben o müşterilere yardım ediyorum dediğimde bunlar o müşteriler ki ben o müşterilere yardım ediyorum diyecek olursam ne yapıyormuşum arkadaşlar? Relatif pronom olarak denen şeklinde ifade ediyorum. Burası çok önemli. Demek ki das sind die Kunden, denen ich helfe demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim. Das sind die Kunden, die Kunden helfen mir. Evet, gayet anlaşılır değil mi? Bunlar müşteriler, müşteriler bana yardım ediyor. Nominatif halde ne oluyor? Gene die olarak kalıyor. Bu durumda das sind die Kunden, die mir helfen. Bunlar müşteriler ki, bunlar belli başlı müşteriler ki o müşteriler bana yardım ediyor. Die olarak kalıyor. Akusatife bakalım. Das sind die Kunden, ich kenne die Kunden nicht. Bunlar o müşteriler ki o müşterileri tanımıyorum.
Ne olacak? Buradaki die, die olarak kalacak. Bu durumda das sind die Kunden, die ich nicht kenne dediğimde niye die olarak kalıyor? Çünkü akusatif kuralı olduğu için arkadaşlar. Öyle değil mi? Dönüşüm sadece nerede vardı akusatifte? Der'de, ki onu az önce gördük. Der ne oluyordu? Deyin. Die ve das aynı şekilde kalıyordu, ki durumda bu. Datif'e baktığımızda das sind die Kunden, bunlar müşteriler. Belli başlı bir müşteri grubundan bahsediyorum. Bunlar o müşteriler. Ich helfe den Kunden, o müşterilere yardım ediyorum. İkisini bir araya getirdiğimde dikkat, denen ile bir araya getiriyorum. Bu durumda das sind die Kunden, denen ich helfe. Bakın buradaki denen nereye gönderme yapıyor? Virgülden önceki die Kunden, yani müşterilere, o müşterilere gönderme yapmış oluyor cümlemiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das sind die Kunden. Die Kunden helfen mir. Das sind die Kunden. Die Kunden helfen mir. Das sind die Kunden, die mir helfen. Das sind die Kunden, die mir helfen. Das sind die Kunden. Ich kenne die Kunden nicht. Das sind die Kunden. Ich kenne die Kunden nicht. Das sind die Kunden, die ich nicht kenne. Das sind die Kunden, die ich nicht kenne. Das sind die Kunden. Ich helfe den Kunden. Das sind die Kunden. Ich helfe den Kunden. Das sind die Kunden, denen ich helfe. Das sind die Kunden, denen ich helfe. Relativpronomen und Relativsätze konu başlığını nominativ, akkusativ ve datif hallerde gördük arkadaşlar. Tabi dersimiz ya da konumuz burada bitmiyor. Sonraki derslerde, sonraki konularda mutlaka bunlara dair yapılar karşımıza çıkacaktır. Tabi bunlarla beraber üzerine başka başka konular da binecektir arkadaşlar. O anlamda lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.